Efendim merhabalar, yeni bir Bana Hikayeni Anlat'a hoş geldiniz. Reklam ve pazarlama dünyasından başarı hikayelerine yer veriyorum biliyorsunuz. Ve bugün konuğum Kramp Ajansı Başkanı çok sevgili Ahmet Akın. Hoş geldin sevgili Ahmet. Hoş bulduk. Öncelikle kariyer geçmişine başlayacağız. Bu Kramp ismi nereden doğduğu, ajansın bugüne kadarki tarihçesi ve tabii ki senin de kariyer yolculuğunu da merak ediyoruz. Buyurunuz. Ben bankacı bir babanın oğluyum. Hatta Amerika'da da finans master'ı yapmak üzereyken sonra yavaş yavaş içimdeki iletişimciyi fark ettim. Ve insan bir kere onu fark ettikten sonra artık o hep onunla oluyor. Ve o artık yol göstermeye başlıyor. İşte estetik kaygılarınız yükseliyor. Dile, Türkçe'ye karşı daha hassas oluyorsunuz. Daha iyi nasıl ifade edebilirim? Bu mesajı daha iyi nasıl verebilirim? Bu konularla ilgilendiğimi görünce finanstan uzaklaştım ve yavaş yavaş ilk önce güzel sanatlarda başladım. Güzel sanatlar saatçide. Sonra TBW'ye geçtim. Süpervizör olarak geçtim oraya. Finans eğitimini tamamladın mı bu arada? Tamamladım. Onu tamamladım. Ama zihnimde başka hayallerle tamamladım. Güzel sanatlardı ilk ajansım. Çok güzel. Sonra TBW'de çalıştım. Orada 8,5 yıl kadar çalıştım. En çok orada çalıştım. Cem Topçuoğlu ile beraber. Evet, evet. Cem'le birlikte çalıştık. Süpervizördüm, ayrıldığımda başkan yardımcısıydım. Sonra Leo Burnett'in CEO'su oldum. 3,5 yıl kadar da orada çalıştım. Sonra kısa bir ara verdim. Böyle 40'lı yaşlarda olduğu gibi biraz kendime baktım. Neler yapabilirim başka diye. Ve önce içindeki iletişimciyi fark etmiştim. Sonradaki bir girişimciye kulak verdim. Ve kendi ajansımı kurma kararı aldım. Sene kaç? 2014. 2014'ün başı, Ocak ayında kurduk ajansı. Kramp ismi de biraz yaratıcı sürecin kendisinden geliyor. Biz analoji olarak doğumu söylüyoruz. Doğum da bir kramp ama arkasından çok güzel bir müjdesi duyuyor. Bizim sürecimiz de böyle. İşte bizim her süreci, her briefin kendi içinde bir aşılması gereken engeli var. Doğru. Biz öyle anlattığımızda müşteriler de bazen söylüyorlar işte bizim de krampımız çok fazla dedikleri de oluyor. 5,5 yıl oldu. 5,5 yıl oldu. Kaç kişi bünyesinde bulunduruyor şu an? Kaç kişilik bir ekip var? Şimdi bizim yapımız şöyle. Çok büyük ekip kurmak yerine dünyada da gig economy diye de geçiyor. Ana ekibin küçük olması ama onun dışında farklı yeteneklerle bir arada çalışacak bir network kurmak. Dolayısıyla biz tek bir sayı vermiyoruz bile. Anladım. Yani büyüyebiliyoruz, daha büyüyüp küçülebilen, daha esnek, daha modüler bir yapı. Peki, reklamcılığın en deneyimli isimlerinden birisin. Çok da saygın isimlerle ve firmalarla kesişmiş kariyer hikaye. Bütün bu deneyimlerin toplamında dünyada reklamcılığın yeriyle Türkiye'deki yerini kıyaslarsan ne söylersin? Benzer bir değişimden geçiyorlar. Genelde hep Türkiye dünyadan çok farklı deriz ama yaşanan değişimi benzer görüyorum. Büyük danışmanlık şirketleri sektöre girdi. Onun etkilerini görmeye başladık. Türkiye'de de yavaş yavaş görmeye başladık. Yakın döneme kadar Facebook ve Google yoktu. Onlar çok büyük oyuncu oldular. Şimdi Amazon var dünyada. Onu gerçi daha Türkiye'de o kadar görmüyoruz ama böyle bir kabuk değiştiriyor meslek. Hem yurt dışında değiştiriyor hem Türkiye'de değiştiriyor. O yüzden ben daha çok benzer buluyorum bu arada. Halen ilerlemesi gereken yol var. Çok daha büyümesi gerekiyor ama tam tersine hem dünyadaki bu konudan dolayı hem de Türkiye'nin krizinden dolayı biraz zorlanıyor hepimizin bildiği gibi. Evet. Bakalım neler olacak. Meslek olarak da hep tabii düşünüyoruz nereye doğru gidiyor diye. Belki şunu söyleyebiliriz. Eskiden daha sağ beyin bir meslekken artık daha sol beyinleşiyor. Daha çok mühendis de görmeye başlayacağız. Evet. Ya sadece mühendislerin olduğu bir iş olmayacağını düşünüyorum. Geçenlerde bir uluslararası danışmanlık firmasının bir raporu vardı. Reklamcılığın geleceğiydi konusu. Hatta ben de daha sonra LinkedIn'de onunla ilgili yazdım. Bir rapor, reklamcılığın geleceği ama yaratıcılık kelimesi hiç geçmiyor diye. Bizlerin de buna da dikkat etmesi gerekiyor. Evet, daha sol beyinleşecek ama dengeli bir beyinle var olması gerekiyor. Özünde her zaman yaratıcılık var çünkü. Çünkü özünde yaratıcılık var. İyi ki ekledin. Şunu soracağım. Şimdi Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri ve makroekonomik açıdan bakıldığında endüstri çok fazla etkileniyor. Evet, bu dalgalı seyirlerden falan ama sonuçta dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan bir ülkeyiz. Ama birçok açıdan farklı disiplinlere baktığınızda ilk 20'de değiliz. Reklamcılık endüstrisi diye baktığında yurt dışındaki yaratıcılık platformlarında çıkan ulusal ve uluslararası markalara yapılan
yaratıcı işlere baktığında bayağı iddiasını ortaya koyan da bir Türkiye görüyoruz. Buna katılıyor musun? Evet, katılıyorum. Türkiye ile ilgili hep söylenen bir şey var. Potansiyeli çok yüksek ama acaba hep böyle mi kalacak diye. Ona inanıyorum. O potansiyel çok yüksek. O bazen kendini gösteriyor. Evet. Diğer taraftan da çok da risk alan bir dönemde değiliz. Gerçekçi de olmamız gerekiyor. Hem reklamcılar olarak hem de reklam verenler olarak belki daha temkinli olduğumuz bir dönemdeyiz. En riskli, en cesur projelerimizi de yapmıyoruz. Bu konuda şikayet etmek yerine belki de daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Evet. Peki şimdi çok önden planlanmamış bir soru geliyor sana. Tabii ki. Bir şekilde çok inandığın bir işi reklam vereni masasına koydun ve kabul görmedi ve çok büyük hayal kırıklığı yaşadın gibi bir hikayen var mı? Çok içine dert olan bir hikaye var mı? Şimdi evet, bu soru ani bir soru oldu ama aslında şimdi tek bir hikaye hatırlamıyorum çünkü çok hikayem var. Mutlaka. Hepimizin mutlaka. Çok hikayesi var. Burada şu önemli bence, ilk tepki hayal kırıklığı oluyor. Evet. Çünkü genel olarak daha duygusal iniş çıkışı yüksek bir sektörde çalışıyoruz. Evet, evet. Ben belki ajans yöneticisi olarak onu daha iyi taşıyabiliyorum ama arkadaşlar da daha büyük hayal kırıklığı çok olabiliyor. Doğru, sonra doğru. Bizim görevimiz o hayal kırıklığını devam ettirmek veya büyütmek değil de tam tersine arkadaşlara öbür perspektiften bakabilmeyi de göstermek. Çünkü doğru. Herkes aslında hayatta da öyle, iş dünyasında da öyle. Herkes kendi perspektifinden haklı. Tek bir perspektiften bakınca hayal kırıklıkları çok oluyor. Ama herhalde çok ısrarlı davranıp, müşteriyi de ikna edip, reklam vereni ikna edip hayata geçen çok başarılı işleriniz de olmuştur diye düşünüyorum. Tabii. Biz medya ajansında bunlara çok yıllarca yaşadık. Yeni bir şey yapmak istiyorsan yeni bir yoldan yürümek, yeni bir yol açmak zorundasın. O genç arkadaşlarımızı çok anlıyorum. Onları da cesaretlendirmemiz lazım. Evet. Çünkü aksi takdirde çok daha rutin ve sıradanlaşan işler çıkmaya başlıyor. Hatta gençlere burada daha büyük görev düşüyor. Çünkü biz belli bir yaştan sonra, belli bir deneyimden sonra bazı şeyleri önden görebiliyoruz. Bu fikir onaylanmaz diyebiliyoruz ama gençlerin o bilmiyor olmaları, onu hissetmiyor, onun kokusunu almıyor olmaları belki daha büyük bir kaldıraç. Evet. O yüzden. Peki bir yandan da konferanslarda trend sunumları yaparken görüyoruz seni bolca. Bütün bu değişim sürecini aslında anlamaya yönelik ve geleceğe kendimizi hazırlamaya yönelik işler bunlar. Bu trend sunumları hakikaten yıllardır hep yaparız, hep bakarız. Evet. Gelecekte bizi ne bekliyor ve biz buna nasıl hazır olabiliriz diye. Dolayısıyla bu sunumları bizzat yapan bir insan olarak bu dönüşümü, tüketicideki bu değişimi nasıl yorumluyorsun, neler gözlemliyorsun diye sormak isterim. Tabii ki. İki segmente bakmak istiyorum. Bir tanesi çok az konuştuğumuz. Hep Türkiye genç bir nüfus diyoruz. Avrupa'ya göre daha yüksek. Evet. Ama Türkiye yaşlanmaya başladı. Doğru. Ve çok yakında Türkiye'de 65 yaşın üstü %10'un üzerine çıkacak. Ve bunun da farkına varmamız gerekiyor. Bence bu çok önemli bir trend. Hiç konuşmuyoruz. Genç olmanın keyfini çıkarıyoruz ülke olarak. Evet. Ama daha üst yaş grubunun ihtiyaçları ne olacak? Onlara yönelik hizmetlerimizi nasıl adapte edebiliriz? Ona bakmamız gerekiyor. Ben bu son trendlerden bir tanesi olarak Türkiye'nin bile artık yaşlanmaya başlamasını görüyorum. Diğer taraftan gençlere baktığımızda da orada referans olarak TikTok'u vermek istiyorum aslında. Böyle Instagram'ın çok daha kusursuz, ideal, oradaki öykünülen dünyadansa daha gerçekçi, daha samimi, belki çıtası daha düşük ama ondan bağımsız olarak sahici bir içerik oluşuyor. Oralarda neler oluyor, onlara bakmamız gerekiyor. Ve o dünyayı daha az politik de buluyorum bu arada. Daha biraz daha keyfine düşkün belki ama kendisiyle daha barışık, daha apolitik bir dünya. Yani değişen tüketicide ne öne çıkıyor? Yani daha apolitik olmaları öne çıkıyor. Başka ne görüyorsun? Neyin değiştiğini görüyorsun? Mesela daha dünyalılar da bu arada. Mesela çevre konusu. Yaş grubuna göre çok fark ediyor. Yaş grubu düştükçe çevreye duyarlı bir ürünü daha fazla fiyat veririm, daha fazla ücret öderim diyenlerin yüzdesi de artıyor. Evet. O farklı bir bilinçle geliyorlar. Bunu kendi çocuklarımızdan da görebiliyoruz. Dolayısıyla bir dönemin o X jenerasyonu sürekli çalışan, itaat eden ve sadece başarıya odaklı jenerasyonun dönemi bitiyor. Evet. Artık daha çok sorgulayan,
daha özgürlüğüne düşkün. Yaratıcılığı önemseyen, mesela yaratıcılık, biraz önce reklam sektöründe yaratıcılık devam etmeli diyoruz ama tüm sektörlerde, her alanda bunu görüyoruz. Artık bir muhasebecinin bile beklentisi arasında yer alabiliyor. Ortamın yaratıcılığa izin vermesi, hatta yaratıcılığı cesaretlendirmesi. Yani kendini ifade etme çok önemli ve varlık nedeni. Amacım ne? Neden burada varım? Bu konuda kitaplar da çok satıyor. Kendini sorguladığı gibi çalıştığı şirketi sorgulamaya başladılar gençler. Bu şirketin topluma katkısı ne? Ne için varız? Körü körüne çalışmak yok artık yani. Körü körüne çalışmak yok. Aslında çok da hakikaten kalp çarptırtan ve yeni nesile dair çok daha umutlu olmamızı sağlayan gelişmeler bunlar. Çok güzel. Onlardan öğreneceklerimiz var. Çok fazla satış odaklı içerikler dönüyor şu aralar. Ve markaya yapılan yatırımlar, bir de üstüne sosyal fayda yaratan, iş yapan markaların geleceğinin çok daha parlak olduğunu şimdiden söylemek mümkün. Evet. Peki bir yandan da marka liderleriyle tabii ki bu briefler alınıyor. İşte marka problemleri konuşuluyor ve ajans olarak buna katkıda bulunacak çözüm önerileriyle gidiyorsun. En çok karşına çıkan, en sık karşına çıkan marka problemleri hangi alanlarda odaklanıyor diye sormak isterim. Bence en önemlisi hız. Her zaman hızlıydı reklam sektörü. Ama daha da hızlı olması gerekiyor. Ve birçok karar vermesi gerekiyor reklam verenin. Ve o kararları verirken kendisine bir danışman arıyor aslında. Yani tamam. Belki de danışmanlık sektörünün bizim alanımıza girmesinde de o da bir etken. Her açıdan bakabilen, daha stratejik de bakabilen danışmanlarla çalışmak istiyor. Her reklamcının aslında reklamcıdan önce bir danışman gibi kendini görmesi gerekiyor. Bunları sayabilirim. Bir de mesela dijitalde de şunu da görüyor. Mesela sosyal medya yönelirken her an her şeyin farkında olmanız gerekiyor. 7/24 ortamı, iklimi koklamanız gerekiyor. Bir de öyle bir beklenti var bence. Siz bir post çıkarken yarım saat önce çok önemli bir şey olmuş olabilir ve stratejik olarak çok yanlış olabilir. Çok sabit, basit bir post gibi görsek de onu. Veya yaratıcılığın da sürekli optimize olduğu bir dönemdeyiz. Belki eskiden bir reklam filmi çekiyorduk, o bitiyordu. Bir tablo gibiydi. O artık bir eser olarak yerini alıyordu ve birkaç kere de yayınlanıyordu. Ama artık sürekli optimize edilen, sürekli değişen. Dolayısıyla buna da açık bir ajans, reklamcı profilde bekleyen bir müşteri görüyoruz. Bu iş yapma şekline dair beklentiler. Evet. Ben daha çok şeyi önemsiyorum. Son dönemlerde markalar gerçekten bizim şu alanda liderlik etmemizi ya da şu konuda çözüm beklentilerinin odaklandığını gözlemliyorum diyebileceğim bir şeyler var mı? Var. Özellikle çok büyük bütçeli olmayan, ekipleri daha küçük olan markalarda şunu da görüyoruz. Şimdi birçok iletişimin alanı çıktı. Influencer marketing diye bir alan var, farklı alanlar var. Ve o kadar çok ajansla çalışırken zorlanıyorlar. Nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aslında bu hizmetleri tek bir yerde alabilmeyi tercih eden de önemli bir reklam veren profil olduğunu da düşünüyorum. Anladım. Ajansların da buna hazırlıklı olması gerekiyor. Tabii çok kolay bir şey değil. Hani daha çok transaction dediğim yani doğrudan satışa bizi götüren işlerde, brieflerde bir artış o manada var. Söylüyorum. Ya da işte biz bu noktada çok yaratıcılık iddiamızı bir çıt düşürebiliriz. Daha rasyonel faydaları, daha ayakları yere basan şekilde de söylememiz gerekiyor gibi söylemlerle de karşılaşıyor olabilirsiniz o manada. Ona şunu örnek verebilirim. Süreleri örnek verebilirim. Bir dakikadan 30 saniyeye indi. 30 saniyeden şikayetçi ederken ajanslar şimdi daha da daraldı. 3 saniyelere indik. 3 saniyede bir hikaye anlatmak çok kolay değil. Dolayısıyla onun getirdiği bir kısıtlama var. Yani o bir de vermemiz gereken birkaç mesaj var. 3 saniye onlar zor yetiyor zaten. Siz onun üzerine bir espriye, bir cümleye ya da bir girişe yer ve zaman kalmamış oluyor. Yani yıllarca bu araştırmalara da baktık. İşte süre kısaldıkça aslında hatırlanma skorları, performans sonuçları, kalite skorları aşağıya iniyor. Hadi gelin ajanslar siz bunları da çözün. Bu sıkışık zamanda yapın derken şu an küçüldük cebime gir boyutlarına kadar gidiyoruz. Peki bir yandan 2 saniyede karar veren bir müşteriye çok zor açıkçası. Çok zor, çok zor. Zaten 1 saniye bile geciktiğinde yükleme süresi %20'si basıyor ve başka bir sayfada aradığını bulmaya çalışıyor. Şimdi dijital dönüşüm her programda soruyorum. Sormazsam olmaz şekli. Bu konu hayatınızı nasıl etkiliyor?
Ben ilk önce genel olarak reklamcının ötesinde bir dönüşümden bahsetmek istiyorum. Burada iki veriyi paylaşmak istiyorum. Tabii. Çünkü son dönemde herkesin o dönüşümden de korktuğunu da görüyoruz. Oxford Üniversitesi profesörlerinin bir araştırması var. Ve diyorlar ki 25 yıl içinde meslekleri %47'si ortadan yok olacak. Sağ ol Ahmetciğim. Şimdi bunları da söyledin. Herkesi bir kaygı mı bastın? Ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Kaç yıl içerisinde diyor? Bir daha 25 tekrar yıl. Edeyim. Başka bir şey söyleyeceğim. Bir de Dell şirketinin yaptığı bir araştırma var. O da diyor ki, bu sefer umut verici bir şey söyleyeceğim. 2030 yılındaki mesleklerin %85'i henüz ortada yok diyor. Evet, bazı şeyler yok olacak ama daha ismini bilmediğimiz, dolayısıyla koyamadığımız yeni meslekler de ortaya çıkacak. Yani çok derin bir dönüşümden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla çok hiç karamsar olmamak lazım ama yeniliğe açık olmak lazım. Öğrenmeye devam etmek lazım. Bence öğrenmeye açık alan ve değişebilen insanların çağı. Hani sağ beyin ve sol beyine girdiğim için sohbete, şimdi sol beyine olan ihtiyaç artık her geçen gün daha da artıyor. Sol beyinden çıkan yaratıcı işlerde görecek miyiz ileride sence? Bu bir kehanet de olabilir. Bence göreceğiz. O İngilizce'de whole brain de deniyor. Daha o bütünsel beyinli olmak durumundayız. Tek bir tarafımız yetmiyor. Tek bir tarafın gücüyle var olamayacağız. Peki bir yandan çok sektörden falan bahsettik ama biraz trend sunumlarında ne yaptığında da konuştuk. Bir yandan da Co-Creation isimli bir workshop çalışmanız var. Biraz bunu anlatır mısın? Ne yapıyorsunuz bu workshop'ta? Evet. Burada da ben şuna inanıyorum. Çok büyük değişimleri bazı beyinlerden, bazı insanlardan çıktığını düşünüyoruz. Ama genelde baktığımızda değişim, yeni dünyada değişim birlikte tasarlanan bir süreç. O co-create etmek, o birlikte tasarlamak, birlikte yaratmak da oradan geliyor. Çünkü şunu görüyoruz, temel bir verimlilik sorunu var şirketlerde, takımlarda. Dolayısıyla biz bir araya gelerek daha korumalı bir ortamda tamamıyla kendimizi dile getirdiğimiz zaman neler olabilir? Nelere çözüm getirebiliriz? Ve bazı süreçleri nasıl hızlandırabiliriz? Ona bakıyoruz bu çalışmalarda. Bunu iletişim temelli de yapıyoruz ama iletişim dışındaki konularla da yapıyorum. Yani moderasyonu önemsiyorum. Yıllarca reklam sektöründeki sunumlar, anlatımlar, onu başka alanlara da dönüştürmeye çalışıyorum. Yine şuna da inanıyorum, bu dijital çağda tek bir mesleğimiz olmayacak. Tek bir alanda uzman olmayacağız. Yani birkaç alanda var olmamız gerekiyor. Ben de %100 eminim. Çok kanatlı olmak Geç gerekiyor. Geç kaldım ama bak başladım, yapıyorum bir şeyler. Ama sen çok güzel yapıyorsun. Ama Harvard Business Review'un bir şeyini okumuştum ben, makalesini. O zaman aydınlanmıştım. Yani dedim ki bende bir gariplik mi var acaba? Yani program, işte kitap vesaire, normal iş yüküm, 18 saat çalışıp ben bunları nasıl yapabiliyorum? Bir tuhaf bir durum ve psikoloji içinde miyim acaba diye. O makale dünyamı aydınlatmıştı. Diyor ki gerçekten demin senin söylediğin gibi birden çok... Hatta minimum iki diyor benim okuduğum makalede ve minimum iki kariyer yapıyor olmak aslında iki kariyerin de yukarıya doğru çıkmasını besleyen bir şey. Yani bizim zannettiğimiz gibi mevcut ana arkını kaybettiren ya da aşağıya düşüren değil, birbirini besleyerek her ikisini de yükselten bir şey ve en az iki diyor. Zannediyorum çocuklarımız en az iki ise en az iki mesleğe sahip ve bunu paralel yürütebiliyor olacaklar. Evet. Peki co-creation'ı tam anlayalım diye söylüyorum. Bu çalışmada hangi değerlerin yükselişe geçtiğini görüyorsunuz? Bu biraz önce bahsettiğim bu varlık, var olmayı çok önemsiyor insanlar. Yani her şeyi sorguluyorlar. Varlık nedenim ne benim? Varlık misyonum ne? Yani benim varlık nedenim ne? Benim içinde çalıştığım birimin varlık nedeni. Bu şirket neye hizmet ediyor? Onları konuşmak çok temel bir ihtiyaç haline geldi. Ve bunu herkes ilgileniyor. Herkes bir anlamda parçası olmak istiyor. Ve insanlar yeni dönemde karar süreçlerinde yer almak istiyorlar. Daha yönetimin demokratikleşmesiyle. Sadece yani CEO'ya evet saygı duyuyorlar belki ama... tüm kararları CEO'nun almasını istemiyorlar. Ya da danışılmasını istiyorlar. Mesela bir şirketle önce bir yöneticilerle toplantı yapmıştık. Sonra gençlerle yaptık. Gençler için önemli konulardan bir tanesi sosyal sorumluluk stratejisine birlikte karar vermekti. Bir üst jenerasyonda, ilk jenerasyonda böyle bir konu çıkmamıştı. Evet, sosyal sorumluluğu seviyor ama çok öncelikli konu değil. Onun başarısının temel faktörü, belirleyicisi değil. Ama gençler onları da merak ediyorlar. Daha dünyalılar biraz önce söylediğim gibi. Ya harikulade. Ve beklentileri yüksek. Peki çalışılan markalar, ortaya çıkan işler diye bakıldığında
bir şekilde Kramp'ı rekabet setinden ayrıştırdığını düşündüğün, önümüzdeki dönemde odaklanacağın işler neler? Yani hangi farklı yaklaşımlarla pazarda ayrışacağını düşünüyorsun? Nasıl konumluyorsun yakın zamana kendine? Biraz benim bu insanla ilgili konulardaki çalışmalarım, sunumlarımın da etkisiyle diyeceğim. Ve bugüne kadar gelen müşterilerin bize gelme nedenlerine de baktığımda sosyal sorumluluk bizim güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi. Onun dışında işveren markası yine yükselişte. Ama her ne demek işveren markası ile kastın ne? İşveren markası kurumlar içinde çok önem kazanmaya başladı. Çalışanların gözündeki markanın gücü, değerleri de. İşveren markası önermesi var. Biz evet hep tüketicileri konuşuyoruz, tüketicilere bir şey söylüyoruz. Biz sana böyle bir duygusal, rasyonel fayda sunuyoruz. Ama çalışanlarımıza ne vaat ediyoruz? Yani burada çalışmak nasıl bir şey? Anladım galiba. Sen sonuçta tüketiciye konuşan bir içerik hazırlarken o markanın kendi içinde çalışan insanlarına yaratacağın faydayı da iç iletişimini de her şeyini artık entegre bir şekilde ve senkronize bir şekilde tamamlayıp yarım yapmamalısın diyorsun. Yani o gurur duymak istiyor çalıştığı kurumda. Sen tek başına tüketiciye konuşmak yerine o insana da bu gururunu hissettirecek bir şeyler de söylemen gerekiyor diyorsun. Yani hem çalışanlara hem de üniversite son sınıf öğrencilerine, gençlere, burada çalışmak isteyenlere. Yine beklentileri çok yüksek olduğunu söylemiştim. Onu da merak ediyorlar. Ya buranın DNA'sında ne var bu şirketin? Bu şirketin değerleri ne? Ve çalışanlarına nasıl bir ortam sunuyor? Benim değerlerim de onların değerleri örtüşüyor mu? Uluslararası bir araştırma var, insanlara sormuşlar. Değerlerinize ters geldiği için yöneticinizin verdiği bir işi reddettiğiniz oldu mu? Ve %20'nin üzerinde bir oran var. Bu Türkiye değildir ama. Türkiye değil, bu uluslararası araştırma ama yani, Türkiye'de gelecek bence. Bence inşallah. Dolayısıyla inşallah. Değer bilinci çok önemli. Hem kişinin değerleri hem de şirketin değerleri ve onların örtüşmesi ve iletişimin onun üzerine kurgulanması. Anladım, peki çok bir güzel. Bir de tabii ki yani dijital konusu var ki artık onu dijital ayrı konuşmak bile. Bence bir 10 yıl sonra bizimle alay edecekler. Hala işte dijitali ayırdığımız için veya dijital ajans diye ayrı bir ayrım gördüğümüz için her şeyin temelinde olacak. Kesinlikle zaten analog bir şey kaldı mı? Evet. Yani öyle bakarsan işte masa sandalye falan kaldı yani. Onun dışında iletişim araçlarına bakıldığında aslında her şey dijital. Peki son sorum geliyor. Hakikaten sohbet çok güzel ilerledi. Bunu da sormak istiyorum. Bir şekilde bizi izleyen bu kadar sene o ya da bu endüstride yıllarını geçirmiş insanlarız ve çok iyi hissettiğimiz anlar olduğu gibi çok da kötü hissettiğimiz, çaresiz hissettiğimiz, sıkıştığımız anlar da yaşadık bu zaman diliminde. O noktada, o pes etme anlarında seni ayağa kaldıran faktörler neler oldu? Bir geriye dönüp hatırlarsan o anlarından örnekleri ne yardım etti tekrar ayağa kalkmana? Son sorum, buyurunuz. Şöyle bir öneri ve tavsiye almıştım bir dönem. Eğer bir şey ters gidiyorsa ve sen bunu çok açıklayamıyorsan demek ki, ona demişti ki birisi, böyle bir bilge kişi, peki, büyük fotoğrafı henüz görmüyorsun demektir. Bir daha söyle. Eğer bir şey ters gidiyorsa ve sebebini açıklayamıyorsan demek büyük resme fotoğrafı, dair bir problemin var. Büyük resmi okumaya dair. Ya da daha büyük resmi okumak için erken. Peki. Yani biraz onu zamana bırakmak gerekiyor. İşte biraz nefes almak gerekiyor. Kendine dönmek gerekiyor. Orada almamız gereken ders nedir? Ona bakmak gerekiyor. Eğer almadıysak o da devam da şimdi edebiliyor. Yani neden bu başıma geldi? Niye böyle oldu? Ben aslında her şeyi çok güzel yaptım. Niye bunu yaşıyorum gibi haller. Aslında büyük resmi kaçırdın ve onun nedenine dair doğru geri bildirimi almadığın için oraya saplanıyorsun. Ya da kaçırmak bile değil. Daha bilmiyoruz neler olacak. Daha bilmiyoruz. Nereye doğru gideceğiz? Peki. Önümüze bir kapı kapandıysa yeni kapılar mı açılacak? Dolayısıyla büyük resme odaklandım ve hep umut bana yardım etti diyorsun. Doğru mu özetledim? Kesinlikle. Evet. Peki o zaman umudun bol olsun. Çok güzel bir kariyer hikayesi. Nefis işler yapan, çok keyifli bir ajans yönetiyorsun. Buradan bütün Kramp çalışanlarına da selamlarımızı gönderelim. Vakit ayırdığın için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Çok teşekkürler. Şimdi kutluyorum Bülent. Çok teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir marka hikayesinde görüşebilmek dileğiyle esen kalın. Sevgilerimle.